Adana Demirspor için dikkat çekici bir sezon yaşanıyor. Sezon öncesinde zirve hesapları yapanlar mavi çiçekleri hiç de hesaba katmamıştı. Hatta daha da ileriye gidenler vardı. Mavi lacivertleri ligden düşmeye aday gösteriyorlardı. Peki ya 12 hafta? Ligde gelen 12 haftada neler yaşandı? 82 yıllık kulüp tarihinde ilkleri imza atıldı. Nasıl mı? Hemen anlatalım. Ligin 7. haftasında Adana Demirspor tarihi bir başarı imza attı. Süper Lig'de ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Ama bu geçici bir başarı değildi. Her ne kadar sonraki hafta Galatasaray ve Gaziantep FK ile gelen beraberlikten sonrasında koltuğunu devretse de yeniden ligin zirvesine adını yazdırmayı başardı. Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 skorla geçen Adana Demirspor tarihinde ilk kez 2 hafta üst üste lider oldu. Peki ya sonrası? İşte bu biraz can sıkıcı. Neden mi? Ligde kalan son 5 maça baktığımızda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve kaybedilen 8 puan var. Ama, işte aması var. Sahada izleyene keyif veren futbolcuların ortaya koyduğu mücadele ve hırsla gelecek açısından umut vaat eden bir takım. Bir Adana Demirspor var bu sahada. Tam da bu noktada hakem hatalarını görmezden gelmek pek de mümkün değil. Ama futbolu sahada sadece rakibini yenmekte kalmayacaksın. Hani klasik bir tabir vardır ya, hakemi de yeneceksin. Hatta hakemi yenmekle kalmayıp saha dışı faktörleri de bypass edeceksin. Gelelim son oynanan Kayseri Spor karşılaşmasına. Adana Demirspor kritik bir deplasmanda Ndiaye ve Onyekuru'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısında rakibini sağlı sollu ataklarla baskı altına alıp bunaltan bir mavi şimşek vardı sahada. Ama ya sonrası? Sonrasında rakibi oyunu ortak etti. Kayseri Spor skoru önce 2-1'e sonra 2-2'ye getirdi. Maç sonrasında Kayseri Spor 1 puan kazandığını sevinirken Adana Demirspor cephesinde kaybeden 2 puanın üzüntüsü vardı. Bu karşılaşma futbolda her dakika ve de her saniyenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ama mücadelede akıllarda kalan soru işaretleri, tepki çeken görüntüler de vardı. Özellikle Emre Akbaba ve Onyekuru'ya yapılan hareketlere kırmızı kart verilmemesi bir başka soru işareti. VAR neden devreye girmez ya da devreye girse de kararlar neden değiştirmez? Hala anlayabilmiş değilim. Bu iki pozisyondan birinde kırmızı kart çıksa, rakip 10 kişi kalsa belki bugün çok daha farklı bir tabloyu, çok daha farklı bir skor konuşuyor olabilirdik. Ama netice itibariyle Adana Demirspor 2-0 öne geçtiği bir karşılaşmada 1 puanla razı oldu. Ama bu yaşanan kayba rağmen Adana Demirspor zirvede, zirve yarışından kopmadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlara kök söktürüp onlara kafa tutan bir yapısını sürdüreceğinin de sinyallerini verdi. Zirve yarışına ben de varım dediği gibi bu iddiasını sezon sonuna kadar sürdüreceğinin iddiasını verdi. Ama işte tam da bu noktada kaybederken de kazanırken de hatalardan ders çıkartmak gerekiyor. Şu an için Adana Demirspor açısından en önemli eksiklerden biri forvet. Teknik direktör Vincenzo Montella'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İtalyan teknik adam elindeki kadroyla yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Belhanda, Onyekuru, Ndiaye, zaman zaman Akintola ve Yusuf Sarı gibi hücum silahları şu ana kadar takımın gol yükünü sırtlamış durumda. Eminim ki yönetimde bu konunun üzerinde hassasiyette duruyordur ve devre arası transfer döneminde kimlerle görüşeceği, takıma ihtiyaç duyulan o forveti kazandıracağının stratejisini ve de yol haritasını belirlemiştir. Adana Demirspor'da dikkat çeken bir diğer noktada özellikle maçların ikinci yarısında takımın ivme kaybetmesi, oyuna sonradan girenlerden beklediği verimi alamaması. Ancak buna rağmen takımdaşlık duygusu ve kolej arasının yaratmış olduğu o sinerji son dakikaya kadar kendini hissettiriyor. Eminim ki teknik direktör Vincenzo Montella bunun da önlemini almıştır. İşte tam da bu noktada Dünya Kupası için liglere verilen ara tüm takımlara olduğu gibi Adana Demirspor'da ilaç gibi gelecektir.
Ama şurada bir gerçek ki bu sezon tüm hesapları alt üst eden Adana Demirspor zirve yarışını ligin son haftasına kadar sürdürecek. İddialı ama değil. Adana Demirspor bugün sahada ortaya koyduğu futbol, ortaya koyduğu futbolun yanında mücadele hırsı, istek ve azmi bu sinyallerini veriyor. Bu takımın takviye ihtiyacı var mı? Elbette ki var. Ama devre arasına kadar bu kadroyla devam edilecek. Bakalım neler olacak. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Gelelim bir başka noktaya. Kayserispor maçı öncesi ve sonrasında yaşananlara. Sebep her ne olursa olsun, sorumlu kim olursa olsun, sığınacak tribünden başka bir yeri olmayan taraftarlara uygulanan bu orantısız kuvvet deneyimlesi. Hele hele kadın ve çocukların olduğu o tribün emekçilerine cop ve biber gazlarıyla saldırmanın. Neden? Bu kim? Bu hırs neden? Karşınızda bir düşman mı var da bu kadar gözleri kararmış bir şekilde müdahalede bulunuyor? Bunun sorumlusu kim ya da kimler? Yürütülecek soruşturmada bunlar açığa çıkartılmalı. Açığa çıkartılmakla da kalmamalı. Sorumlular, bu işin sorumluları gereken cezayı almalı. Her şeyden önemlisi Adana Demirspor taraftarlarından özür dilenmeli.